şimdi gideceğiz. Kadın girişimciler neler yapıyor? Pandemi öncesi ve sonrasını şöyle detaylı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem'le birlikte diyelim. Özellikle Anadolu kadınlarına değineceğiz bu bölümde. Ve Emine Hanım'a hoş geldin diyorum. Emine Hanım hoş geldiniz. Evet. Emine Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Merhabalar. Emine Hanım, bu pandemiyle birlikte birçok sektörü konuşuyoruz. Ama burada bir girişimciler var ki kadın girişimcilerimiz Türkiye'de çok önemli yer edindiler. Önemli gelişmelere değil mi? Önemli noktalara geldiler. Ama bir tarafta da Anadolu kadınları da var. Özellikle sizlerin Anadolu'da birçok toplantıya ev sahipliği yaptığınızı biliyoruz. Bu gerçekleştirdiğiniz toplantılarda kadın girişimcilerden aldığınız geri dönüşümler nasıl oluyor? Oradan başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Aslında bu bizim bir Avrupa Birliği projemiz. Avrupa Birliği projemizde KAGİDER burada koordinatörlüğünü yürütüyor. Ama aynı zamanda Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği KAİSDER ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği BUİKAD paydaşlığında yürüttüğümüz bir proje. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından iş dünyasına kadın iletişim ağı projesi. Aslında buradaki temel amaç gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları ve etkin bir iletişim ağı kurmaları için kadın sivil toplum kuruluşlarını, özellikle girişimci kadın sivil toplum kuruluşlarını tüm Anadolu'da kucaklayabilmek. İş dünyasında kadın iletişim ağı projemiz kapsamında bir web sayfamız var, bir portalımız var. Bu portalda www.ticaretinkadınları.com isimli bir web platformumuz bu. Burada özellikle hibe programı hedefiyle uyumlu olarak Türkiye'de tüm girişimci kadınların ve girişimci kadın sivil toplum kuruluşlarının gerekli bilgilere, pazarlara ulaşabilmeleri için aynı zamanda da kamu ve özel sektör ve yerel yönetimlerde mal ve hizmet alımının satın alınması için, ihalelerin başarılı olabilmeleri için bir araç vesilesi gören bir portalımız var. Bu çok önemli çünkü burada birbirlerimizle iletişime geçiyoruz. Bütün Anadolu'daki girişimci sivil toplum kuruluşları ve girişimci kadınlar ve işlerimizi daha yakından tanıyoruz, birbirlerimizi tanıyoruz. Hem birbirimizle iş yapıyoruz, hem kamuda, yerel yönetimde, özel sektörde iş yapabilme fırsatını bu portal aracılığıyla sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki güçlü bir iletişim ağı kurmak ve ticaretle ilgili fırsatlara erişebilmek bizim ana hedefimiz. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bu proje kapsamında yine birkaç başlığı var. İstişare toplantılarımız var. İş dünyasındaki bütün kadın iletişim ağındaki yine girişimci kadınlarımızla daha katılımcı ve kapsayıcı olmaları için planladığımız çalışmalarımız var. Bunları sürdürüyoruz çünkü projemiz Özlem Hanım devam ediyor. Denizli'den Antalya'ya, Van'a, İzmir'e, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Kayseri'de 8 istişare toplantısı yaptık. Ve burada özellikle de hem birbirimizi güçlendirmek, ticaret kanunundan kamu ihalelerine, cinsiyet eşitliğine, istihdamda edilebilirliğe, emek piyasasına gibi türlü konularda birlikte fikir alışverişi yaptığımız gibi üzerinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğimiz bir sistem oluşturduk. Hatta bundan sonra istişare toplantılarımız bitti. Artık arama konferanslarımız başlıyor. Sonuca doğru yola çıktık şimdi de. Ve bunu neden? Bunun ötesinde bir proje sistemimizde, bu projenin sisteminde yasa önerimiz var. Projedeki bu önemli bir hedefimizdi. Girişimci kadınların daha çok güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan bir takım yasal düzenlemeler de var Özlem Hanım. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Dünyada en büyük pazar aslında kamu alımlarında. Fakat ne yazık ki aslında dünyada da bu böyle. Kadın girişimcilerin aldığı pay çok az. Yani %1 gibi dünyada. Türkiye'de bunun sonuçları da yok. Biz de dedik ki özellikle kamu sektöründe, özel sektörde, yerelde işlerinde ve liyakat ve yeterliliği olan kadınlarımıza, kadın girişimcilere ortak rekabette eşit biçimde yer almalarını sağlayacak, tanınmalarını sağlayacak, teşvik edecek yasal düzenlemelerin olması için meclisimize de bu yasa önerisini
sunmayı hedefliyoruz. Yani Anadolu'daki kadınlarımızla, kadın girişimcilerimizle, girişimci kadınlarımızla değişik illerde bütün sistemi birlikte götürmeye çalışıyoruz. Hatta KAGİDER üyesi Anadolu'daki arkadaşlarımız da bizlere bu konuda bir fiil destekliyorlar. Söylemeden edemeyeceğim, Anadolu'da çok güçlü kadın girişimciler var, girişimci dernekleri var. Hepimiz birbirimizin birikiminden, bilgisinden, tecrübesinden yararlanıyoruz, paylaşıyoruz. Aslında çok güzel bir ekosistem oldu bu Özlem Hanım. Bu proje onun için bizim için kıymetli. Yani proje bitse bile biz bunu sürdüreceğiz. Artık bugün birlik ve beraber olma günü diye düşünüyorum. Biz kadınlar güçlerimizi birleştireceğiz diyorum. Evet Emine Hanım, peki buyurun. Bu kadınların, kadınlarımızın diyelim, kadın girişimcilerin en çok hangi konularda sıkıntı yaşadığına şahit oluyorsunuz? Aslında sıkıntılar 3 aşağı 5 yukarı Özlem Hanım ortak. Yani biz KAGİDER bir değerli bir paydaşımızla bir geçen sene Türkiye Kadın Girişimciliği Endeksi diye bir endeks yaptık ve bu endeksin sonuçlarında tüm kadın girişimcilerin, bu Anadolu'da da bu böyle, büyük şehirlerde de, metropollerde de bu böyle, ama dünyada da aslında finansa erişim en önemli konuların başında geliyor. Yani özellikle çalışma hayatına katılan ve özellikle de girişimcilik serüvenine katılan kadınlarımız, genelde banka kredisinden öte önce aileden, yakınlarından destek almayı düşünüyorlar. Daha sonra bankalardan kredi alıyorlar. Uygun koşullarda oysa o kadar krediler var ki ve bunların takibi için işte biz de aydınlatıcı bir yol gösterici oluyoruz. Bu yani bütün Anadolu'da da bütün girişimci kadınların ortak sorunu. Bir başka sorun da girişimci kadınlar özellikle kamu kuruluşlarıyla yaptıkları işbirlikleri de yetersiz. İşte bu yasa önerisi de belki biraz da onu tetikleyici, güçlendirici olacak. Genelde girişimci kadınların %80'i özel şirketlerle çalışıyorlar. İşbirliği yapmayı tercih ediyorlar. Kamu kuruluşlarıyla ise işbirlikleri için o oran %36 civarında. Dolayısıyla hepimiz çok iyi biliyoruz. Kamu sektörü ekonomide hala belirleyici bir rol. Dolayısıyla biz bu konuda özellikle işte bu portal dediğimiz ticaretinkadınları.com sitemizde de, portalımızda da, bu ortak iletişim ağı Avrupa Birliği projemizin portalı. Burada kadın girişimcileri hem güçlendireceğiz hem de bu, özellikle de kamu alanlarında daha fazla nasıl tedarik edilebilir, neler yapılabileceğinin bilgilerini paylaşacağız. Yani kısaca aslında birbirimizi yüreklendireceğiz, birbirimizi aydınlatacağız ve bilinçlendireceğiz. Çok ortak sorunlarımız var her yerde. Yani özellikle söyleyeyim, iş dünyasında aktif olabilmek için hem istihdamda hem girişimcilikte, hele şu pandemi döneminde çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev bakımı sorumlulukları her yerde aynı sorun. Aynı zamanda tabii cinsiyet eşitliği politikaların her daim bütün toplumda içselleştirilmesi lazım. Hatta onu söyleyeyim, yerel yönetimlerde satın alma süreçlerinde cinsiyet eşitliği politikaları gözden bir daha geçirilmeli. Kadın tedarikçileri destekleyici çok teşviklerin sağlanması gerekir. Bunları Anadolu'daki kadınlarımızla yapılan o demin ifade ettiğim istişare toplantılarında birebir çıktı. Bir de şu var sıkıntılarda, özellikle onu söylemek isterim. Şartname, mesela kamu ihalelerindeki şartnamelerin daha anlaşılabilir, daha uygulanabilir olmasını bizlerden hep o istişare toplantılarında çıktı. Alım süreçlerinde daha şeffaf olunsun, hatta daha eşitlikçi olunsun. Hatta şartnamelere erişimi daha da kolaylaştırılması gerekliliği gibi sonuçlarda çıktı. Yani sonuçta evet. Kamu hizmetlerinde, kamu hizmetleri sağlayan personellerin, herkesin kadın dostu hizmet anlayışını geliştirmeleri, benimsemeleri ve geliştirmeleri diyeyim. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği ana akımlaşması çok önemli. Bunu herkesin içselleştirmesi lazım. Bunları Anadolu'da da, burada da görüyoruz. Ama
Dediğim gibi demin o güçleri birleştirmek, birbirimizden o ekosistemde birlikte var olmak, birbirimizden güç almak da çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet. Peki Emine Hanım, bu girişimci kadınların özellikle pandemi sonrası en çok hangi alanlarda kendi işlerini kurduklarında başarılı olduklarına şahit oluyorsunuz? Şimdi bu pandemi süreci daha belirsiz olan bir süreç. Aslında ben şunu söylemek isterim Özlem Hanım. Özel mesleklerle kadınları sınırlandırılmasını düşünmüyorum. Yani şahsi olarak düşünmüyorum. Erkek egemenliğinin olduğu sektörlerde de kadın girişimcilerimiz bir fiil o kadar başarılı çalışmalar yapıyorlar, o kadar başarılı girişimcileri var ki bunu yadsımayalım. Benim demin söylediğim gibi o endekste de çıkarttığımız, hatta TÜİK'te de izlediğimiz noktada aslında kadın girişimcilerin özellikle toptan ve perakende ticaret, imalatta daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu özellikle TÜİK'in verilerinde de bu böyle. Özellikle perakende biraz öne çıkıyor. Ama onun ötesinde de ulaştırma, depolama sektörü, imalat gibi göreceli girişimler de var. Ama kadın girişimcilerin hep bir gözlemlediğimiz nokta ağırlıklı olarak bilgi, iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetlerde, idari ve destek hizmetleri, özellikle hizmet alanında, danışmanlık alanında ve tabii ki tarım alanında kadınların alt kollarda birbirleriyle bir sistemde, bir ekosistem olduğunu, bir network sistemi olduğunu görüyoruz. Ama ben hiç ayrım yapılmamasını daha öngörüyorum diyelim. Pozitif bir ayrışma aslında güzel oluyor. Tabii kadınlar tarafında beklentiler de çok. Son 2-3 dakikamız kaldı Emine Hanım, ama Peki efendim. özellikle bu kadın girişimcilerin almış olduğu, hükümet yani devlet tarafında, kamu tarafından almış olduğu destekler var mı, özel destekler? Şimdi aslında projemiz kapsamında bu Anadolu'da özellikle topladığımız kadınların zorluklarını ve çözümlerini için biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle zorluklar var tabii. Kamu ihalelerine yeteri kadar var olmadıklarını görüyoruz. Bunun için işte motivasyona çok ihtiyaç var. Girişimcilik hikayelerini daha da öngörülür olmasına büyük ihtiyaç var. İnanın kadınların girişimcilik hikayelerinin en başlangıcında şunu görüyoruz. İhtiyaç ve fırsatı değerlendiriyor kadın girişimci. Kadın girişimci fırsat görürse bunu değerlendirmesinde yapıyor. Bu pandemi döneminde de bu böyle, daha önce de bu böyle. Bunu özellikle görmek istiyoruz. Hatta bu enteresandır. Son belki bir vurgu yapmak için geçtiğimiz günlerde TÜİK rakamları açıklandı biliyorsunuz. Maalesef kadın istihdamında bir derin bir düşüş var. Ama bir o kadar da Haziran 2019'da 119 bin olan kadın işveren sayısı Haziran 2020'de 151 bine yükselmiş. Tabii KGIDER olarak da biz bunun farklı açılardan artış sebeplerini inceleyeceğiz. Hem istihdamda düşüş var ama kadın girişimciliği de bir o kadar artıyor. Yani ekonomide kadının varlığını geri götürmemek için, korumak ve güçlendirmek için hepimiz topyekün bu bir ekosistemde, bu proje kapsamında bütün kadın girişimciler, kadın girişimci dernekleri birlikte birbirimizden güç alıyoruz. Yeni politikaları planlarken de devletimizle de bu konuda dikkatlerini çekici öngörülerimizi, paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Kadınları bilinçlendirmek ve yüreklendirmek bizim misyonumuz ve vizyonumuz diyerek sözlerimi bitirmek isteyeceğim. Emine Hanım, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız Rica için. ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum fırsat için. Sağ olun. Teşekkürler. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem'le birlikte gün sonuna geldik. Şimdi kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra Ali Dermenci sizlerle birlikte olacak.